Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar projesi kapsamında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen programda 15 Temmuz gazileri Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Kızımla birlikte evde oturuyordum, kızım ve oğlumla birlikte. O esnada kızım anne darbe oluyormuş dedi. Bir durdum çünkü darbe olmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu ki. Neden darbe yapılıyordu? Neden benim özgür irademe müdahale ediyorlardı? Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salonu'ndaki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın moderatörlüğünü yapan dizi ve sinema oyuncusu İsmail Hakkı Ürün, FETÖ'cü hainlerin ve o hainleri besleyenlerin, onların ipini tutanların Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini istemediklerini söyledi. Karanlık emellerini gerçekleştirmek için karanlık elleriyle atacakları imzalarla, kuracakları yeni oyunlarla, dönemlerle, planlarla gene gelecekler, gene gelecekler. Bunu böyle bilelim. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında gazi olan Ayla Kasarcı da 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlattı. Biz namazlarımızı kıldıktan sonra eşim, görümcem, ben, üçümüz birlikte biz bir evden 3 kişi ama bir aileden 4 kişi çıkmıştık 15 Temmuz gecesi. Köprüye doğru yürümeye başladık. İlk başlarda hiçbir şey anlamıyorsunuz zaten yürürken. Ama ne zamanki köprünün girişine geldik, değerli komutanlarım sizlerden özür diliyorum ama bizim üniformamızı çalmış, bizim asker dediğimiz ama sonradan öğrenip terörist olduklarının farkına vardığımız kişiler önümüzden bir Gemsi denilen araçla ve bir tankla geçmeye başladılar. Geçerken havaya ateş ediyorlardı. Programda gaziler Kasarcı'nın eşi Ahmet Yasin Kasarcı, Ömer Faruk Şahin ve Yusuf Çiftçi de darbe girişimi esnasında neler yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Yere sindik. Eşim dedi ki korkmayın ya bunlar bizim askeri mi sanın? Bize ateş edecek halleri yok. Çünkü üstümüzde Türk bayrağı, dilimizde de sadece tekbir vardı. Başka da hiçbir şey yoktu kendimizi savunmak adına. Biz bu şekilde ilerlemeye devam ettik ama tabii arkada kaldığınız zaman önde neler olduğunu çok göremiyorsunuz. Bunu ancak ilerleyince görüyorsunuz. İlerleyince yaralanan, şehit olan kardeşlerimizin olduğunu gördük. Daha sonra kum sanatçısı Veysel Çelikdemir 15 Temmuz temalı gösteri sundu. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardı. Programa Vali Aydın Varuş, Belediye Başkan Vekili Zerrin Biçen, şehit yakınları, gaziler, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.